bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Şair bu destanı yazsın diye vuruldu belki Elif. Hanife bacı bu yüzden bebesinin üzerine değil de Mehmet'in mermisini örttü yaşlı babasından aldığı battaniyeyle. Bu memleket bizim olsun diye toprağa düştü her biri. Düştü de bir karışını vermedi bugün biz özgürce yaşayalım diye. Türkiye dün akşam ATV Haber'de Kurtuluş Savaşı destanını yazanların hem yürek burkan hem göğüs kabartan gurur dolu öyküsünü izledi. Genelkurmay Başkanlığı'nın foto film arşivinde yıllardır özenle sakladığı Cumhuriyet'le yaşıt görüntüler sadece gözlerimizi yaşartmakla kalmadı, bize bugün üzerinde durduğumuz toprağın nasıl kahramanca kazanıldığını gösterdi. Haberi hazırlayanlar da haber merkezimize telefon edenler gibi ağladı dün akşam. Nasıl ağlamasınlardı ki? Türk kadınının cephede verdiği mücadele dayanılır gibi değildi. Ayşeler, Fatmalar, Gülsümler, Azizeler akın akın gidiyordu cepheye. Her birinin sırtında gülle gibi ağır mermiler. Hepsi gücü yettiğince vurmuş yükünü dimdik yürüyor cepheye doğru. Bebesini vurmuş sırtına. Geride kimse yok çünkü bırakacak. Babası şehit düşmüş Çanakkale'de. Kocasını İnönü'de yitirmiş. Bir başına kalınca yavrusuyla almış onu sırtına doğru Mehmet'e yardım etmeye. Yürüyebilen çocuk inmiş anasının sırtından peşine takılmış. Babasının vurulduğu yere gidermiş, mermi olup düşmanın üstüne koşmak için. Suyla doldurmuş bakracını, su götüreyim demiş yüreği kavrulmuş Mehmet'e. Kadar da girmiş anılar. Kurşun sıkan Mehmet'in yanı başında ekmek olmuş, su olmuşlar. Ve işte tam burada tüm Türkiye'nin yüreğini yakan görüntü geldi. Kahpe kurşun bakraç elindeyken yakaladı elini. Önce bakraç düştü yere, sonra o koca yürekli Elif kadın. (Gülüyor)
de bir ah olsun dedi mi Elif? Demedi elbet. Bakracın suyu saçılırken sağa sola bir yudum ses çıkmadı Elif'ten. Önce göğsüne bastırdı elini, sonra ağır ağır bıraktı kendini yere. Son nefesini verirken bile aklında vatanı vardı. Elif şehadet şerbetini içmişken yanı başında hala kurşun sıkıyordu Yusuf. Ölene ağlanacak vakit yoktu çünkü. Zaten Elif de onun için yürek acısını içinde tutmuştu ya. Sadece Elif miydi acıyı yüreğine gömen, önce vatan diyen? Değildi tabii. Şerife bacı da top mermisinin üzerine giderken aklında hep Türkiye vardı. Öyle olmasa birinci bomba yanında patlayınca kaçmaz mıydı? Kaçmadı. Yürüdü yine, elinde bebesinin mermi mi olduğu anlaşılamayan yüküyle. Yürüdü de ikinci bombadan fırlayan şarapnel düşürüverdi Şerife bacıyı. Onu da kaybetti. Vatan sağ olsun. Ya Halife bacıya ne denir? Yavrusunu da almış, kanısıyla düşmüştü yola. Minik bebesi Mustafa hastaydı. Battaniyeye sarılı yatıyordu. Ama komadı battaniye üzerinde anası. Aldığı mermilerin üzerini örttü. Onlar da evladıydı çünkü. Onlarla kurtaracaktı vatanı. Ağlamadı Mustafa. Şöyle bir elini kaldırdı. Ne durursun ana, gidek dedi sanki. Akın gidiyor cepheye Türk kadın. Gece gündüz yürümekten yüzü kararmış anamın. Bahtı kara Anadolu'nun bağrı yanık anası durmamış ama. Yürümüş bebesinin torununun yüzü ağırsın, göğsü kabarsın diye. Sonra bu güce kim dayanırdı ki Yunan dayansın? Birer birer boşalttılar işgal ettikleri toprakları. Ama geldikleri gibi giderken de yakıp yıktılar. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler çakıcı, yar fidan boylu, yıkarız konakları. Güzelim İzmir'in kordonu cayır cayır yandı günlerce. Ne cami bırakıldı kundaklanmadık, ne de bir ev. Nasıl vardıysa elleri baştan sona yaktılar eliyle. Dumanların arasında kaçışırken İzmir'di, yüreği soğuktu yanan evine inat. Vatanı kurtulmuştu çünkü.
işte bu görüntülerle ağladı, bu görüntülerle gururlandı. Elifler, Mehmetler ölürken biliyorlardı ki Mustafa Kemal de onlarla gurur duyuyordu. Destanı izleyen herkesin aklına aynı cümle geldi. Bu vatanda Elifler durdukça sen rahat uyu atam. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa.